Mart 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ortak adayı olan Abdülfettah Güngör Beyefendi ile birlikteyiz. Fettah Bey, Nallıhan'ın en büyük mahallesi olan Çayıran için yeni dönemde ne gibi projeleriniz ve vaatleriniz var? Bununla başlayalım isterseniz. Öncelikle Çayıran Medya ekibi olarak böylesine soğuk bir ortamda sıcak karşılamanızdan dolayı, nazik davetinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben Abdülfettah Güngör, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin oluşturmuş oldukları Millet İttifakı'nın Nallıhan Belediye Başkan adayı olarak gösterildim. 30 Mart 2014 seçimlerinden bu yana Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Nallıhan Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmaktayım. Özellikle şunu belirtmek istiyorum tüm hemşehrilerime. Her ne kadar İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak gösterilsem de ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de, Milliyetçi Hareket Partisi'ne de, Saadet Partisi'ne de ve diğer farklı siyasi partilere de gönül vermiş tüm hemşehrilerimin belediye başkan adayıyım. Belediye başkan adaylığı sürecimizde Çayırhan'la ilgili tabii ki güzel projeler hazırladık. Bu projelerimizi hazırlarken yerinde tespitler yapmayı tercih ettik. Örneğin yakinen bildiğim Çayırhan'da ve bu aynı Nallıhan'da da bu sorunumuz büyük. Bir itfaiye sorunumuz var. Merdiven itfaiye olmayışı bizim bölgemizde ciddi bir sorun. Bunu Eylül ayıydı yanlış hatırlamıyorsam Çayıranlı bir mahalle sakinimizin evinde çıkan yangın, geç müdahale, personel yetersizliği ve yanan bir ev. Biz öncelikle vatandaşımızın acil olan ihtiyaçlarını gidermekten başlayacağız. İtfaiye sorunumuzu göreve gelir gelmez inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Bey de seçildiği takdirde bu konuyu kendisine de aktardım daha önceki görüşmelerimizde. Bu kanayan yarayı inşallah çözmüş olacağız. Bunun haricinde tabii şu şekilde gelen şikayetler vardı bize. Çayırhan'da yaz ortamında özellikle sinekten oturamıyoruz diyor hemşehrilerimiz. Biz zamanında müdahale ederek gerekli ilaçlamaları zamanında yaparak vatandaşlarımızı da bu sinek sıkıntısından kurtaracağız. Herkes çoluğuyla çocuğuyla yaz olduğu zaman balkonlarında, evlerin önlerinde rahatça oturabilecekler. Bildiğim kadarıyla yaptığım araştırmalara göre Çayıran'da bir engelli genç kardeşim var. Onu biliyorum. Onunla ilgili bir engelli rehabilitasyon merkezi düşünüyoruz mahallemize. Burada engelli kardeşlerimizin araç ihtiyacı ne varsa giderilecek. Araçlarının tamiratının yapılması için her türlü kolaylık sağlanacak. Neticede biz o insanların hayatını kolaylaştırarak engelsiz bir hale getireceğiz yaşantılarını elimizden geldiğince. Yine aynı şekilde Çayıran mahallemize bir kreş ve gündüz bakım evi düşünüyoruz. Çünkü bu şekilde talepler geliyor bize. İşte sabah atıyorum, sabah 9 akşam 5 arası mesai saatler arasında Çayıran'daki genç kardeşlerimizi alacağız bu kreşte. Onları en iyi şekilde hem okul öncesi bir eğitim olarak onları bir okula hazırlamış olacağız. Tabii çok farklı sorunlar var. Tabii bizim belediye ilgi alanında olmaya da bilir. Örneğin bana en çok gelen şikayet Çayıran D140 karayol üzerinde birçok maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiğini biliyoruz hep birlikte. Bununla ilgili benim Büyükşehir Belediye Meclisi'ne orada gerekli sinyalizasyon çalışmalarının yapılmasıyla ilgili de önergem var. İnşallah onu da ilgili kurumlarla yapacağımız görüşmeler sonucunda bir çözüme kavuşturacağız. Biz bunun harici gençlerimize sahip çıkacağız. Sanatsal ve sportif faaliyetlerini destekleyeceğiz genç kardeşlerimizin.
Burada bildiğim kadarıyla sportif faaliyetler bayağı iyi. Bu genç kardeşlerimize sahip çıkacağız. Önlerini açacağız, her türlü imkanı sunacağız. Onlara hediyelerle, mükafatlarla onları daha çok motive edeceğiz. Bunun haricinde yine Çayıran'dan gelen bir şikayet içme sularıyla ilgili. Biz temiz içme su kaynaklarını bulup vatandaşlarımızın daha sağlıklı içilebilir suya kavuşmalarını sağlayacağız. Yine aynı şekilde sosyal projelerimiz arasında tıbbi müdahale gerektirmeyen hastalarımıza hasta nakli konusunda onlara kolaylıklar sağlayacağız. Yani hastası olan bir kişi, bir de ben bu hastamı nasıl Ankara'ya götürebilirim? Nasıl başka bir Bolu'ya götürebilirim? Nasıl tedavisini yaptırabilirim diye bu tip konularda çok üzmeyeceğiz vatandaşımızı. Yani vatandaşımıza her türlü kolaylığı sağlamış olacağız. Burası örneğin göl kenarındayız şu anda. Buraya çevre düzenlemesi yaparak yapay bir sahil oluşturmak suretiyle bölge turizmine de kazandıracağız. Burayı turizme kazandırdığımız zaman insanımızı da dolayısıyla ticarete yönelteceğiz burada. Ticari faaliyetlerini sürdürerek bir kazanç kapısı açılmasını sağlayacağız vatandaşlarımıza. Belediye başkanı seçildiğimizde Çayıran'a bir belediye başkan yardımcısı atayacağız Çayıran'dan. Ve bu belediye başkan yardımcısı arkadaşımızın telefonu da kapısı da 24 saat Çayıranlı hemşerilerimize açık olacak. Eğitim bizim için çok önemli. Okullarımızın, bölgedeki işte Nallan'daki okullarımızın, Çayıran mahallemizdeki okulların her türlü ihtiyaçlarını, taleplerini karşılayacağız. Tamiratlarını, tadilatlarını, onarımlarını yapacağız. Genç öğrenci kardeşlerimizin her türlü sorunuyla ilgileneceğiz. Eğitim dediğim gibi bizim için çok önemli. Genç kardeşlerimin burs sorunu, yurt sorunu ne varsa birebir ilgileneceğim. Alışagelmişin dışında bir belediye başkanı olacağım. Sadece bir belediye başkanının görevini parke döşemek, asfalt dökmek, altyapı, üst yapı olarak sınırlamayacağız. Hastası olan vatandaşımızın hastasıyla birebir ilgileneceğiz. Yurt sorunu olan bir öğrencimin yurduyla birebir ilgileneceğim. Burs sorunu olan öğrencimin burs sorunuyla birebir ilgileneceğim. İnsan hayatını kolaylaştıran her türlü projenin içinde olacağız. Gösterişli, şatafatlı, toplumun önceliği olmayan hiçbir projenin içinde olmayacağız. Sosyal yardımlarımız devam edecek. Şu şekilde sosyal yardım yapmayı düşünüyoruz. Biz e-kart uygulaması başlatacağız. Bu e-karta belediye bütçemiz oranında bir nakit yükleme yapacağız. Bu kart sayesinde vatandaşlarımız da yerel esnafımızdan alışveriş yapacaklar. İstediği ihtiyacını giderecekler. Hem bu şekilde de yerel esnafımızı da bir hareket getirmiş, bir ekonomik bir hareketlilik getirmiş olacağız. Kalkınmalarına fayda sağlayacağız. Yerel esnafımızdan alışveriş yapacağız. Sayın Fettah Bey, seçmenleriniz size neden evet desin? Son olarak sizi dinliyoruz. Seçmenlerimiz Abdülfettah Güngör'e neden evet desinler? Abdülfettah Güngör seçildiğinde dinleyen bir belediye başkanı olacak. Vatandaşın kapısını çalmadan girebileceği bir belediye başkanı olacak. Partizan bir belediye başkanı asla olmayacak. Gönül kapıları açık bir belediye başkanı olacak. Telefonumuzda, kapımızda, vatandaşımıza 24 saat açık olacak. Eşit olacağız, herkese eşit mesafede olacağız. İşe alımlarda hiçbir zaman adamcılık, adam kayırmacılık yapmayacağız. Sayın Abdülfettah Güngör, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Size ve ekibinize 31 Mart 2019 seçimlerinde başarılar diliyoruz.